Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda da klasik sorularımıza saldıracağız arkadaşlarım. Çemberde açının klasik sorularını gömeceğiz birlikte. Burada mevzuyu iyice öğrenin. Muhtemelen yüksek ihtimalle de söyleyeyim, üniversite sınavında yeni nesil soru soracaklar ama biz şu klasiklere iyice alışmamız lazım ki yeni nesilleri daha da iyi öğrenelim. O yüzden buradaki videoyu çok çok iyi dinleyin, iyi öğrenin her şeyi arkadaşlarım. Anlamadığınız bir yer olursa başa bir daha sarın, bir daha dinleyin falan. Notlarınızın da üstüne, PDF'nizin üstüne de güzel güzel notlarınızı alın diyelim dostlar. Hadi bakalım, vira bismillah diyelim. Şimdi klasik sorularda bakalım nasıl sorularla karşılaşıyormuşuz görelim dostlarım. Basit sorular, yani kuralları anlamanız için yazdığım sorulardır bunlar dostlarım. Birinci sorumuz, bakın ne diyor. Şimdi burada alfa dediğimiz şuradaki açı, şu açı arkadaşlarım bir çevre açı değil mi? Bakın doğum yeri demiştik hatırlarsanız, şu sivri uç doğum yeriydi. Ve doğum yeri yuvarlağın üstündeyse kardeşim biz buna çevre açı diyorduk. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşitti. Demek ki gördüğü yay 2 alfaymış ki gördüğü yayın yarısına eşit olması için 2 alfa olmalı ki yarısı alfa olsun dedik. Ve soruyu da tamamladık dostlarım. Biliyoruz ki bir çemberin tamamı 360 derece olacak. Hemen 6 alfa, 2 daha 8, 3 daha 11, 4 daha 15 tane alfa var burada. Eşittir 180'i yapıştırdım. 15'e bölelim. Alfa eşittir 180 bölü 15. Sadeleştiriyorum dostlar bunları. 3'e böldüm 60. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 5'e böldüm 1 ve 12. Cevabım da alfa 12'dir dedim dostlar. Geçiyorum ikinci sorumuza. Evet, yine çevre açı, merkez açı yapacağız. Hemen artık bakın şuna da alışın. Bir çevre açı mı gördün? Hemen karşısındaki yaya kaç derece olduğunu yaz. Yine işte merkez açımı gördün. Mutlaka karşısındaki yaya kaç derece olduğunu yazacaksınız. Eğer yayı görüyorsanız da derece olarak siz çevre açıyı veya merkez açıyı hemen yerine yazacaksınız. Şimdi burada bakın 30 derece. Doğum yeri çevrenin üstünde. Bu bir çevre açı. Gördüğü yay AB yayı. Dolayısıyla bu yay iki katı olacak. 60 derece olacak. 24'e kitlenin dostlarım. 24 bir çevre açı doğum yerine göre. 24 gördüğü yay BC 2 katı olacak yani 48. Şimdi şuradaki ABC yayı toplamda oldu 108. Alfaya bakın şimdi. Doğum yeri merkezde. O halde bu bir merkez açı ve gördüğü yay direkt kendisine eşit olacaktı. 108'i gördüğü için alfa da direkt 108'dir. Yapıştır gelsin dostum. Evet, bu arada yeni bir stil deniyorum farkındaysanız. Videoyu da çekiyorum bir yandan. Sonra editlerken bunların ikisini bir araya koyacağım falan. Bir de böyle deneyeyim dedim arkadaşlar. Bir de suratımı görün istedim. Hani yorumlara böyle yazan arkadaşlar vardı. Suratınızı da görelim hocam falan diyenler. Ne olacaksa işte suratımı görünce görün işte bakalım. İnşallah bir faydası olur. Evet, geldik bu soruya. 20, 120, x kaç derecedir diye bir şey sormuş. Başka da ekstra bir şey yok arkadaşlarım. Gördüğümüz her şey sorunun üstünde zaten yazılı. Şimdi bakalım neler yapacağız. Mesela şu 120 ile başlayabiliriz isterseniz. 120 doğum yeri bir çevre olduğu için çevre açıdır. Gördüğü yay bakın B'den başlıyor şöyle. A, C bu yayı komple görüyor. O halde bu yayın ölçüsüne ben 240 yazabilirim. Şunu düşünme lan, bunu yazıyorum ama bir işime yarayacak mı diye düşünme, yaz gitsin. Mutlaka bir işine yarar kardeşim. Peki çemberin tamamı kaç dereceydi dostlar? 360. 240'ı buradaysa şu arkta kalan, şurada kalan yay ne olmak zorunda? 240 buradaysa buraya 120 kaldı. Peki şu orduya bakın bakalım, bu ne açıydı dostum? Merkezde doğduğu için merkez açıdır. Gördüğü yay 120 olduğu için buraya da 120'yi çaktım hemen. Şunlar her zaman eşit oluyor mu demeyin arkadaşlar sakın. Eşit olmuyor her zaman, tamam mı kardeşlerim? Yani burası 70 ise bu da 70 olacak diye bir kural yok. Şansa ikisi eşit çıktı. Devam. Şimdi şu 120'yi gören bir de şurada A açısı var. Bakın bu da çevre açı. 120'yi gördüğü için çevre açı yarısı olacak. 60'ı da burada yapıştırdım. Hadi bir de bumerang yapalım dostlar. Hatırlayın bumerangı. Ne diyordu bumerang? Benim içim dışım 1 diyordu. Yani bunun içindeki açılar 60, 20 daha 80,
x daha 80 artı x eşitmiş dışına, yani 120'ye. X buradan Edirne geldi kardeşlerim. Paketledik Edirne'yi. Geçtik 4 numaralı sorumuza. Hemen 20'yi görüyorum. 20'nin çevre açı olduğundan dolayı yayına, gördüğü yaya 2 katını, yani 40'ı yapıştırdım. Yaylar eşit ölçüye sahipmiş bakın. O halde bu kerataya da 40 dereceyi yazdık. Devam edelim. Bakın şurada AOD doğrusu bizim çemberimizin çapı. Ve çap için ne demiştik dostlar? Daima çemberi iki eşit parçaya bölecek. Yani altındaki yay da 180, üstündeki yay da 180 derece olacak. E hocam burada bir 80 derece var toplamda. Demek ki şu yayın ölçüsü 100 derece kalacak arkadaşım. Şimdi bak bakalım x'e. X bir çevre açı ve senin 100 derecelik yayını görüyor dostum. Yarısı olacaktı. Denizli'yi paketledik gobeller. 5 numaralı soru. Hemen hiç düşünmeden bakın 40'ı gördün ya. 40'ın gördüğü yaya 2 katını yaz. Çevre açı çünkü 2 katı olmalı. Çapı gördük yine dostlar. Bakın burada bir çap var. Üstündeki yay 180 olacak. O halde BA yayına 100 derece kalmak zorundadır dedim. Buraya da 100'ü yapıştırdım. X'e bakın, kitlenin X'e. X bir çevre açı ve gördüğü yay, şöyle kalemi biraz daha kalınlaştırıyorum dostlarım. Gördüğü yayda 100 derece değil mi X'in? Bakın X'i oluşturan kolları şöyle çizdiğimde uç noktaların bittiği kısım B ile A. O halde bu aradaki yayı görmek zorunda, yarısı olacak. 50'yi yapıştırdık dostlar. Bursa'dan geldi cevabımız. 6. sorumuza bakalım. 50 dereceyi görüyorum arkadaşım. 50 derecenin gördüğü yay şuradaki AC yayı. Hemen bu yayın ölçüsü kesin 100 derecedir diyorum. X'e bakın, merkez açı. Gördüğü yay 100, aynısı olacaktı. Demek ki X de 100. Y'ye bakın, çevre açı. Gördüğü yay 100, yarısı olacaktı 50. X ile Y'nin toplamı da Bursa'dan paketlendi. Hemen geçtik buna. Güzel bir soru çeşidi. Yarı çap çizmemiz gereken sorular çıkacak karşımıza arkadaşlarım. Onlardan bir tanesidir bu da. Şimdi bu soruda OB çemberin yarı çapıdır dostum. Sen şu OC'yi çizsen. E hocam bu da çemberin yarı çapı. Bak yarı çaplar sayesinde çok güzel ikizkenar üçgen bulduk. Hemen buraya da 25'i çaktım. 25, 25 daha 50. Şu kerataya 130'u yazdım. 130'un gördüğü yay BC yayıdır. Merkez açı olduğu için buna da 130 dedim dostum. Ve X'e kitlenin, X bir çevre açı, 130'u görüyor. Yarısı olacak. Cevap Adana'dan patlayacak arkadaşlarım. Geçtim 8. sorumuza. Evet, çok meşhur bir soru. Genelde buradaki şu dörtgeni kirişler dörtgeni zanneden kardeşlerim oluyor arkadaşlarım. Lütfen siz zannetmeyin dostlar. Çünkü bu bir kirişler dörtgeni değil. Bakın buradaki AB, evet bir kirişler, kiriştir. BC, evet bu da bir kiriştir. Çünkü çembere iki noktada dokunuyor. Görüyorsunuz çemberin içinde. Buna bir kiriş diyorum. Ama OC kiriş değildir dostum. OC çemberin yarı çapıdır. Kiriş değildir. Kiriş olması için şöyle bu tarafa doğru uzatıp çembere bir yerde dokunması lazım. OA da kiriş değildir. Bu da çemberin yarı çapıdır. Dolayısıyla burada kirişler dörtgeni yok. Peki yine ne yapacağız hocam? Yarı çapların eşitliğinden faydalanacağız. Bakın şu OB'yi de ben çiziyorum. Ve diyorum ki bu da bir yarı çaptır. R. Dolayısıyla şurada bir ikiz kenar çıktı. Burası 68. Altta da bir ikiz kenar çıktı. 50 ise burası da 50. Toplamını soruyor. Ben de Denizli'yi işaretledim dostlarım. 118 yaptı. 68 ile 50'nin toplamı. Bak aynı soru kardeşim yine. Aynı dörtgeni çizmiş amca burada da. Lütfen burada videoyu bir durdur. Sen bir çözmeyi dene, tamam mı? PDF var elinde sonuçta. Bunun PDF'sini bıraktım ben alttaki açıklamalar kısmına. Orada hemen PDF'yi indiriyorsun. Sen önceden bir çözmeyi dene bu soruyu. Sonra benim çözümüme bak. Hocam OA çemberin yarı çapı. OC çemberin yarı çapı. Lan şu OB'yi çizsem, aga bu da çemberin yarı çapı dedin, olayı bitirdin kardeşim. Bak ikiz kenar üçgen, aha bu kerata da 50. Altta da ikiz kenar var, burası da 55. Topladık, Ceyhan'ı paketledik kardeşim.
Hadi bakalım gobeller. Bak aynı şekil kardeşim. Muhabbet şu değil miydi bizim şeklimizde? Çember içinde merkezden doğan iki tane yarıçapın çizildiği şu dörtgendi değil mi? Şöyle bir dörtgen. Bizim şeklimiz bu. Bak amca aynısını çizmiş. Sen bunu şöyle tam çember yaparsan sadece dörtte birini çizmiş çemberin. Şöyle dört parçaya bölünce şu parçasını çizmiş sadece. Tamam mıdır kardeşim? Yoksa şekil aynı. Bak iki tane yarıçap. Bu yarıçap. Bu yarıçap. Sen şu Ordu'yla Bursa'yı birleştir. Bu da yarıçap artık. Hemen 80 ise hocam burada 80. 80 80 160. Şurası 20. O halde burası 70. İkizkenar olmasından sebep bu keratada alfadır ve 2 alfaya 110 kaldığını gör kardeşim. Dolayısıyla alfa Bursa'dan çıkar. 11 numaradayız. Bakalım burada neler yapacağız. 70 gördüğü yay merkez açı olduğu için 70. Şu açı, Bursa'daki şu açı 70'i gören bir çevre açıdır dostum. Yarısı olacak 35. Şuradaki üçgene bakıyorum. 50, 35 daha 85 yapar. Şuradaki üçüncü açıya 95 kaldı. Tabii ki tersi de 95. 95, 70 daha 165 yaptı. 180 olması için x'e Edirne kaldı dedim dostum. Şimdi ben direkt bu çözümü gördüm. Bununla çözdüm bu soruyu ama tabii ki şöyle de çözebilirsiniz. Yarı çapların eşitliğinden faydalanıp şuradaki OB'yi çizip OC de yarıçaptır. O zaman burası da x'tir hocam. OA da yarıçaptır. Bak şunların yarıçap eşit olmasından 50 ise burası da 50 deyip x'i 15 böyle de bulabilirsiniz. Bunu çözerken fark ettim ben bu soruyu çözerken ama ilk gördüğüm yolla başladım, devam ettim arkadaşlar. Evet bakalım bu ne diyor. 36 derecelik bir açı vermiş bize burada. X kaç derecedir diye soruyor. Bakın yine şu OC'yi çizip OC çemberin bir yarıçapıdır hocam. OA çemberin yarıçapıdır öğretmenim deyip şuradaki ikizkenarı bir konuşalım dostlarım. 36 ise şurası da 36, topladım 72. Şuradaki O açısına 108 kaldı. Ve 108 aslında bir merkez açı değil mi dostum? O'dan çıkıyor. O halde gördüğü yay yani şuradaki AC yayının da ölçüsü 108 olacak. X'e kitlenin X bir çevre açı ve 108 dereceyi gören bir çevre açı dostum. Dolayısıyla yarısı olacak. Edirne paketlendi gobeller. 13 numara korkutucu bir soru değil mi? Böyle baktığında oba diyorsun. Ama inan bana çok kolay bir soru kardeşim. Gel hemen paketleyelim. Dondurma kuralı yapacağız burada dostlar. Şimdi hatırlatacağım dondurmayı. Önce şuradaki şu 70 ile başlayalım işe. 70 bir çevre açı. Şu çemberin çevre açısı. Dolayısıyla gördüğü şu yay, bakın BKD yayını görüyor, 140 derece olmalı. Şimdi dondurmayı hatırlayalım birlikte. Kural şöyleydi. Bir çembere iki tane teğet doğrusu çizildiğinde, şöyle teğet. Bu teğetler eşitti. Tamam, o ayrı. Ama asıl bizi ilgilendiren kısım, şuradaki teğetler arasında kalan yay ile, x diyelim bu yaya, yine teğetler arasındaki şu dış açının toplamı 180 olacaktı. Bak burada şu teğetleri görün dostlarım. PB, PD. Bunlar 140'ı içine alan teğetler. Dondurma kuralı gereği artık P noktasının 40 derece olduğunu ben biliyorum. Çünkü 140 ile 40'ın toplamı 180 olduğu için. Şimdi devam edelim. Kalemi bir mavi yapalım artık. Bakın burada da şu dondurmayı görün dostlarım. PA, PC. Küçük çemberin dondurması var burada. 40 derece ise bu açı. İlk gördüğü yay ne olacak demiştik? 180'e tamamlayacak. 140. E hocam x de bir çevre açı. 140'ı görüyor. 70 olacak. Evet, 70 olacak dostlarım. Şimdi ezberlemek isterseniz, şeklin tıpatıp aynısını göreceksen, eğer baktığında aa evet bu şekil o şekil dediğinde kesinlikle buradaki açıyla buradaki açı her seferinde eşit olur. Bak eyvallah tamam. Ama bunu bazen kafanız karışacak dostlarım. Mesela şu x'i şöyle çizecek bazen. O zaman işte eşit olmayacaklar bunlar. Her seferinde her şeklin mutlaka pratik bir yöntemi kesinlikle var.
İşte buysa bunun iki katı, yarısı, üç katı diyeceğimiz her sorunun neredeyse pratik çözümü var ama o pratik çözümlere çok da inanmayın kardeşlerim. Çünkü bir sürü pratik çözüm var lan. Onları ezberleyeceğine sorunun mantığını, çevre açı, merkez açı, dondurma kuralını ezberlesen birçok soruyu daha rahat çözebilirsiniz kardeşlerim. Geçiyorum. Evet, yine karmaşık gözüken bir soru çeşidimiz var burada dostlar. Bakalım neler yapacağız. Şimdi öncelikle burada iki çemberin kesiştiğini fark ettim. Soru da yazıyor zaten. F ve K noktalarında kesiştiğine göre diye de uyarmış bizi dostlar soru. İki çember bakın normal kesişiyorlar. Hani çemberlerin kesişme kısmını anlattık ya birinci videomuzda çemberde açının konu anlatımı kısmında. Dedik ki işte dört farklı durumda kesişebilir çemberler. Onlardan birincisi bu arkadaşlarım. Normal bir kesişme. Dedik ki bunu gördüğünüzde kesişme noktalarını birleştirin ve kirişler dörtgeni arayın. Evet tamam. Çizdim kesişme noktalarını. Şimdi bildiğim şeyleri de yazayım arkadaşlarım. Şöyle neler biliyorum onu da bir görelim. Mesela şuradaki şu açı da 70'tir, değil mi? Ters açı. Bunun tersidir. 70. Burası 45'miş. 70, 45 daha 115 yaptı. Değil mi lan? Doğru söyledim, değil mi? 115. O halde şuraya 65 kaldı. Şu açımız 65 oldu dostlarım. Şimdi başka bu 65'in gördüğü yay şuradaki FD yayıdır. 130 olur dostum. Bu 130'u gören şuradaki K çevre açısına bakın dostlar. 130'u gördüğü için bu da 65 olacak. Ve 65'in dış açısı şu içeriye kaydım artık 115 olacak dedim. Buraya kadar geldim. Şimdi gel bak diğer çembere geçtiğimizde kirişler dörtgeni var orada kardeş. Onu da paketleyeyim senin için. Bak şurası. Şurası da bir kiriş. Şurası da bir kiriş. Aha bu da bir kiriş. Gördün mü kirişler dörtgenini? Neydi özelliği kirişler dörtgeninin? Karşılıklı açıların toplamı 180 olacaktı hocam. 115 ile x karşılıklı açılardır. Bunların toplamı 180 olacak. Demek ki x 180 eksi 115. Yani 65'tir. Paketledik geçtik. Evet, 15 numaradayız. Bakın yine iki çember kesişiyor dostlarım. Dikkat edin. İki çemberin kesiştiğini fark edin burada. Fakat biri diğerinin merkezinden geçiyormuş kardeşler. İşte böyle olduğunda ne demiştik? Hangi merkezden geçiliyorsa o merkezle kesim noktalarını mutlaka birleştirin. Aha bir. Burası senin yarı çapın. Hocam şurayı da çizeceğim. Bu da senin yarı çapın. Öğretmenim OC de yarı çapın. Bak burada bir ikizkenar yakaladım hemen. Sonra kirişler dörtgeni arayacaksınız demiştik. Bakın şurada kirişler dörtgeni çıktı karşımıza. Görün o kirişler dörtgenini. Hatta ben görün diye şöyle mavi ile çiziyorum kirişler dörtgenini. Bakın büyük çemberin dört tane kirişi birleştirilmiş arkadaşlarım burada. İşte burası bir kirişler dörtgenidir. Şimdi kirişler dörtgeni neydi? Karşılıklı açıların toplamı 180. Yani 54 ise burası, karşısındaki açı ne olmak zorunda? 126. 180 olması için. 126'nın hemen dış açısı 54. İkiz kenarmış hocam. Bu da 54. Şimdi bundan sonrası şu üçgenin iç açıları toplamı 180 diyebilirsin. Böyle çözebilirsin. Yani 54, 54 daha 108, x'e kaldı 72 deyip soruyu gömebilirsiniz arkadaşlarım diyebilirim. Evet, 16 numaradayım. Bakın yine iki çember kesişiyorlar ve yine dikkat edin. Çemberlerden biri diğerinin merkezinden geçiyor. Ne yapacaktık böyle bir durumda? Hemen hangi merkezden geçiliyorsa oradan kesişim noktalarına yarı çapları çizeceksin ve kirişler dörtgeni arayacaksın. Dostum bak şuradaki A, B, C, O, 2 bir kirişler dörtgeni oldu şu soldaki büyük çemberin. Dolayısıyla 40 ise şu açının ölçüsü kesinlikle 140. Neden? Çünkü kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180'di. 140'ı paketledim. Lan bu 140 şimdi diğer çembere geçtiğinde de bu 140 o çemberin, gör buradaki çemberi, merkez açısı oldu hocam. Gördünüz mü şu çemberin merkezindeki açı? 140. O halde gördüğü yay da 140. Şu yay. Peki bu yayı gören alfa bir çevre açı olduğu için 140'ın yarısı olacak. 70'i paketleyeceğiz dostlarım. Oba telefonu düşürdük lan. Şöyle bir daha koyalım telefonumuzu. Evet. Çok fazla gaza gelmemek lazımmış demek ki. Devam.
16-17. Sorudayız arkadaşlarım. Şekildeki BA O merkezli çemberi A noktasında teğet. Bakın burada da yarım dondurma kuralı var. Yarım dondurma neydi kardeşim? Dışarıdaki bir noktadan çembere bir tane teğet çizilecek. BA teğettir. Bir de merkezinden geçen şu kesen doğruyu çizeceksiniz. İşte burada yarım dondurma vardı. Neydi olayı? Bu ikisinin arasındaki açıyla ilk gördüğü yayın toplamı 90 olacaktı. Demek ki bu yayın ölçüsü 50. X'e bakın, 50'yi gören bir çevre açı. Yarısı olacak. 25'i paketledik dostlar. 18 numaradayız. Arkadaşlar burada bir durduralım videoyu. Hem de şu görüntü muhabbetinde denedik ya ilk defa. Bakalım nasıl olacak onu da merak ediyorum. Bir editleyelim. Kalan soruları da bir sonraki videoda çözeriz. Daha kaç sorumuz var ki klasik soruların içerisinde? Oh oh oh, bol bol koymuşuz arkadaşlarım. Yeni nesil sorulara kadar 41 soru var. Biz kaçta kaldık? 18'de falan mı? Yarıladık mı yani? 18'de falan işte yarı sayılır. Birkaç soru daha çözseydik yarı olacaktı. Neyse burada duralım. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere gobeller. Kendinize iyi bakın.